arkadaşlar uzun bir süredir ayrıydık. Yeniden videolarımıza başlıyoruz. Videolara başlamadan önce şöyle bir hatırlatma yapacağım ki video girişinden zaten siz bunu anlamışsınızdır. Her ne kadar uyarı yapmış olsak bile ya da psikolojik eğitim bildiğimiz kadarıyla insanlara anlatmaya çalışsak bile çok fazla yanlış yapan arkadaşın mesajını görüyorum. Bana mesajlar atıyorlar çok fazla terste kalmış arkadaş ki ben değil bütün forex ile alakalı analiz yapan insanların ilk söylediği şey stop loss kullanma. Biz bunun üzerine iradeyle alakalı ya da psikolojik eğitimle alakalı bildiğimiz birçok şeyi size aktarmaya çalıştık. Fakat bunlar maalesef uygulanmıyor. Bunlar uygulanmadıktan sonra zarar eden çok olur. Zarar ettikten sonra bu suçu kime atacağını da bilemez. Örneğin bir arkadaş mesaj atmış ki bu mesajı tabii ki ee, video altında yayınlamadım. Bu mesajı kaldırdım. Burada videoyu durdurup bu arkadaşın mesajını okuyabilirsiniz. Bana bir şeyler söylediği gibi takipçilere yani beni takip edip de işlem yapanlara da birçok şey söylemiş bu arkadaş. Her ne kadar yorumu olumsuz olsa da ben bundan şu dersi çıkardım kendi adıma. Bizim yaptığımız bazı analizler düşecek ya da yükselecek fikrimiz, öngörümüz adı üstünde bu bir öngörü. Fakat bu bazı arkadaşları iştahlandırıyor olabilir bazı arkadaşları o yönde belki daha önce belirlediği lot miktarının da üzerinde bir miktarla işlem yapmaya iştahlandırıyor olabilir. Bu açıdan hak verdim. Söylediği kötü söz tabii ki kendisine aittir. Hem bana hem size söylediği kötü sözlerin tamamı kendisine aittir. Fakat oradan ben şu dersi çıkardım ve videonun başına bir takım uyarılar koydum. 4 adet uyarı koydum ki bu her videonun başında artık olacak. Gerçekten bu belli bir yaş grubunun üzerine hitap eden bir iş. Forex, borsa, ikili opsiyon tavsiye etmesem de bunların tamamı belli 18-20 yaş üzerinde belli bir olgunluğa erişmiş, belli bir iradeye sahip insanların yapabileceği iş. Bu uyarıyı her zaman yapacağım. İkinci uyarı olarak bu işi kumar gibi gören, psikolojik eğitimini yapmayan vesaire onu da gördünüz. üçüncü olarak Bizim işlem stratejimizi ya da psikolojik olarak Hangi tür hazırlıklardan geçmemiz gerektiğini bilmeyen arkadaşlar için Daha önceki videoların büyük kısmını izlemeleri gerektiği uyarısını koydum Çünkü onu izlemedikleri zaman gerçekten bizim ne dediğimizi anlamıyorlar Bizim tabirlerimizi özellikle Eğitimlerle alakalı grafiklerle alakalı tabirlerimizi anlayamıyorlar Bu Bir gün iki gün ya da bir hafta sürsün bu videoların tamamı izlenmeden bizim ne dediğimiz anlaşılmayacağı için söylediğimiz şeyler havada kalmış oluyor. Ya da bize kötü yorum yazmış oluyor bu arkadaşlar. O yüzden bu uyarıların tamamını yaptıktan sonra analizime geçeceğim. Fakat ileride şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bunun önüne geçmek adına hem kötü yorumların. Çünkü sadece başlığına bakan ya da hiç video izlemeden ön yargılı bir şekilde diğer analizlere nasıl davranıyorsa bize de aynı şekilde davranmaya devam eden bir grup olabiliyor. Bunun önüne geçmek adına ya da insanları iştahlandırmaması adına analizleri, eğitim videolarını kastetmiyorum. Analizleri sadece belirli kişilere ulaşabilmesi adına bir şeyler yapmayı düşünüyorum şu aşamadan. Çünkü dediğim gibi analizler düşecek ya da yükselecek. O zaman hiç kimsenin yanında olamıyorum ben. Yani lot miktarını artırma deyip onun elini tutamıyorum ya da stop loss kullan deyip ona bir stop loss belirleyemiyorum. Herkes kendi evinde tek başına ve bir mouse'a tıklamakla işlemini yapıyorlar. Bunun da önüne geçmek açısından gerçekten bu işle ilgilenen bir kitleye sadece videoları, özellikle analiz videolarını sunmak istiyorum. Bununla alakalı bir çare düşünüyorum. Analizlere gelirsek uzunca bir giriş oldu kusura bakmayın fakat bu hatırlatmayı yapmak zorundaydım. Dolar TL'den başlayacağım. Dolar TL'de tepe seviyesinde yani hacimli bir düşüşün olduğu bir seviye var. O 5.98 seviyelerini gördüğümüz nokta ki orada bir bobin yapma aşamasında. Burada kısmi bir geri çekilme olabilir. Bahsettiğim şey kısmi bir geri çekilme, bir düşüşü tabii ki öngörmüyorum. İlk hedef olarak 5.94-60'lar ki onu yarım saatlik grafikte şöyle görebilirsiniz. Bir bobin yani alıcı satıcı dengesinin hızlı bir şekilde yukarı doğru değiştiğini gösteren bir oluşum. Buraya kadar fiyatın düşüp buradan yeni bir tepki alabilir. Tabii ki geçmesi gereken kademeler var. Burada hemen gözünüze çarpıyor. Hacimli bir engulf daha önce tepkisini iğnesiz başlarla almış. Bu bölgenin altına geçmekte de zorlanabilir. Çünkü buradan yeniden tepki alıp yükselişine yine devam edebilir. 5.96'lar altında kapanış yaptığı zaman 594 bahsettiğimiz 594 60 seviyelerine kadar düşebilir. Bu şekilde takip edilmeli. Peki tepe seviyesini kırarsa ne olur? Bu bölgenin üzerinde bir kırılım gerçekleşirse ve artık 6 seviyesinin üzerinde kalırsa yükselişlerin daha da yukarı gideceğini öngörebiliriz. Fakat şunu unutmamak gerekiyor. Haftalıkta daha önce yaptığı bir pin barın daha önce %50 seviyesine kadar fiyat yükselmiş ve buradan bir düşüş gerçekleşmişti. Şimdi yeniden bu bölgenin de üzerine çıkarak bir yükseliş gerçekleşti. Buradan da bir düşüş meydana gelebilir. Bu ustada dikkatli olunmalı. Ons altın en son analizde söylediğim gibi burada bir bobin oluşturdu ve bobin yukarı doğru çözüldü. Bu aynı zamanda bir bayrak dikkat ederseniz buradan bir yükseliş ve bir bayrak yaptı. Bayraktan sonra Tekrar bu bayrağın direğinin olduğu miktar kadar bir yükseliş çoğu zaman öngörülür ki bu bir önceki tepe seviyesine aylıkta denk geliyor. Oraya kadar bir yükselme ihtimali şu aşamada var. Fakat şurada bir engulf görüyorsunuz. Daha önce iğne bırakılarak yükselen bir fiyatın olduğu bölgede bir engulf. Tam da o noktada. O yüzden burada bir kısmi geri çekilme olabilir. Geri çekilmenin nihayeti erceği yeri bilemem. Fakat aşağıdaki bölge takip edilmeli. Özellikle bu bölgeyi haftalıkta şöyle görebilirsiniz. Bir bobin, bobinin hacimli geçilmesi. Yani kısaca şöyle şu iki çizgi arasını takip etmemiz gerekecek. 1480 ve 1517 bandı. Buraya düştüğü zaman burada alıcıların yeniden devreye girip fiyatı yukarı taşıma ihtimali kesinlikle yüksek görünüyor. Euro dolar son yaptığımız analizde satış düşündüğümüz bölge şurasıydı. Yani fiyatın hacimsiz bir şekilde yükseldiği ve hacimli bir şekilde düştüğü bir alan vardı ki buradan nasıl iğneyi bırakıp yukarı yükselmişse aynı şeyi burada bekliyorduk. İğneyi bırakıp aşağı düşmesini ki burada güzel bir satış geldi ve nefes almadan şu belirlediğimiz talep bölgesine kadar düştü. Bu talep bölgesi daha önce iğneli bir bölgeydi hatırlarsanız. Ve burada yine hacimli bir yükseliş olmuştu. Hedefimiz bu bölgeydi. Burada önce küçük bir pin bar bıraktı. Dikkat ederseniz bu pin bar hacimli bir pimbar değil. Yani şöyle mumların, mum çubukların oluştuğu bir bölgede bu şekildeki bir pimbara güvenmek çok doğru olmaz. Şöyle bir pimbar kuvvetli bir pimbardır örneğin. Fakat bu şekildeki küçük pimbara güven olmaz. Şimdi o gün şunu takip etmek gerekiyordu. Bu pimbarın oluştuğu gün 28 Ocak. Euro dolarla ters hareket eden bir paritemiz var korelasyon açısından. Dolar İsviçre frangı Dolar İsviçre frangında 28 Ocak'taki mum çubuk. Dikkat edin 28 Ocak şu mavi mum çubuk. Yani buradan aldığı bir tepki yok. Daha önce iğneli bölgeden aldığı bir tepki yok. Fakat bir gün sonra çok güzel bir pin bar bıraktı oraya. Dikkat edin çok güzel bir hem doji hem bir pin bar bıraktı. Ve ardına bakmana fiyat düşüşe geçti. O yüzden euro dolarda da şu mum çubuğu beklemek ve belki de bir sonraki mum çubuğu da beklemek gerekiyordu. Pin artı engulf stratejimiz burada oluştu ve bu engulf'tan, bobin'den sağlam bir test olduktan sonra hacimli bir yükseliş meydana geldi. İlk hedefimiz takdir edersiniz ki buradaki bölge olmalı. Neden? İğnelenmiş ve bobin yapmış bir bölge buraya kadar fiyat geldi. Aslında ay kapanışında ya da hafta kapanışında, gün kapanışında buradan bir miktar tepki alıp fiyatın aşağı sarkmasını bekliyordum. Fakat bölgenin içerisine oturdu. En riskli durum budur. Yani buradan Aşağı gidecek mi yoksa yukarı devam edecek mi? O yüzden bölgenin altında ya da bölgenin üzerinde bir günlük kapanışı beklemek en mantıklı hareket olacak. Özellikle yükselişler için şuradaki iğnelerin de üzerine bir çıkış beklemek lazım. O zaman 4 saatlikteki daha önce çizdiğimiz şuradaki bobin ve aşağıdaki bobin kademe kademe şöyle söyleyebiliriz. Aşağıdaki 1.11.33 seviyeleri yukarıdaki 111. 50 seviyeleri olacak. Sterlin dolar haftalıkta söylediğimiz çok net bir şey vardı. Şu şekildeki hacimsiz düşüş ve tepelerindeki iğnelerin uzun olması burada kocaman yükselen bir mum çubuğun oluşmasına çoğu zaman neden olur demiştik. O yüzden burada temkinli olunmalı. Ve 2 hafta ardarda arda güzel mum çubuklar buraya bıraktı ve yükselişine devam etti. Burada tam dip noktada bizim özellikle takip etmemiz gereken şey Aynı euro dolarda dolar İsviçre frangında olduğu gibi bu pin barın bırakıldığı bölgede daha kuvvetli bir pin barın oluşması. Böyle şeyler takip ettiğiniz zaman çünkü alıcıların yukarı doğru kademe kademe nasıl kaydığını burada görebiliyorsunuz. Yani alıcıların kademe kaydırmasının ne olduğunu daha önce anlatmıştık. Bunu bilmeyen arkadaşlar eski videolardan takip edebilir. Ve şurada oluşan pin bardan sonra sağlam bir yükseliş meydana geldi. Peki bundan sonra ne olabilir? bu yükseliş devam edebilir. Bunun sebebi şu bobin çok sağlam bir bobin. Sağlam bir alıcının olduğu bir bobin ve burada alıcıların 2, 3, 4 defa devreye girip de fiyatı yukarı gönderdiğini de görebiliyoruz. Uzun vadede bu bobinin altında bir kapanış olmadığı müddetçe her defasında burada bizim alış düşünmemiz gerekir. İlk olarak tepedeki şu engulfa kadar çıkmamız hedef olarak orayı belirlememiz. 1.40 düz rakamını söyleyebiliriz. Avusturya dolarında bundan 2 ya da 3 analiz öncesinde tam da şu noktada bir satış öngörmüştük. Şu testereyi çizmiştik ve buradan bir satış gelebilir demiştik. Ve buradaki düşüş nefessiz bir şekilde aşağı kadar devam etti. Şimdi burada yine pimbarların olduğu bir bölge var. Özellikle bunu haftalık grafikte açtığınız zaman buradaki pimbarın çok sağlam bir pimbar olduğunu şu pimbarı görebilirsiniz. O yüzden burada bu pimbarın olduğu bölgede bir alıcı grubunu beklemek yanlış olmaz. Hedef olarak da alıcı grubunun hedefi olarak da şuradaki bobin kesinlikle satıcılı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda buradaki gap kapanmış olacak ve 0.68 35 seviyelerinde bir satıcı grubunu burada bulması ve aynı zamanda buradaki kırdığı kanalı test etme aşaması olmuş olacak. Buradan satıcı grubunu ya da bir üstüne sarkabilir tuzak olarak yani aşağıda da bir arz bölgesi var fakat yukarıdaki bölgeden de satıcıyı bulup fiyat aşağı doğru düşebilir. Daha düşük zaman dilimde şu bölgede değerlendirilebilir. O bölge 0.67, 98, 99 seviyeleri buradan da bir satıcı grubunu bulabilir. Avusturya doları dip seviyesine yaklaştığı zaman özellikle Avusturya doları yen partisi bir talep bölgesinde. Buradaki talep bölgesi euro dolardaki talep bölgesinin bir benzeri. Arz talepler nasıl çizilir değişik bir çizim diye anlattığımız bir video vardı. Bu örnek onunla aynı. Hem bobin var hem burada bir talep bölgesi var. Buraya fiyat şu an yaklaşmış durumda. Buradan bir tepkiyle birlikte ki Avusturya doları da aynı günlükte belli bir aşağı düşüşten sonra bir iğne bırakıp aynı Avusturya dolar yen paritesi bu bölgeye değdiği zaman ikisi birlikte yukarı hareketine devam edebilir. Hedef olarak yukarıda aynı şekilde gepi kapattıktan sonra uğrayacağı bir bobin var. Daha önce o seviyede yine bir bobin oluşmuştu. O yukarı çözülmüştü. Simetrik olarak da aynı bölgede aşağı çözülen bobin bu seviye takip edilmeli. 74-77 alt bandı 75 üst bandı olacak şekilde buradan satıcılar gelebilir. Yine Avusturya dolarıyla devam ediyorum. Birbiriyle korele ya da ters korele olarak Euro Avusturya doları iğneli bir bölge satıcıların olduğu bir bölgede fiyat oturmuş durumda. Aynı şekilde yukarı doğru bir iğne bırakıp aşağı doğru bir çözülme gerçekleşebilir. Aşağıda iki seviye var. Alttaki seviye daha güçlü. Bu seviye rakam olarak bant olarak 1.63.34 seviyesi üst bandı 1.62.90 alt bandı olacak şekilde. Şu seviyeyi de yine aynı şekilde grafiğimizde platformumuza çizip beklemek gerekiyor. 1.64.27 seviyesi olacak. Yine Avusturya dolarından devam ediyorum. Sterlin Avusturya doları daha önce bu grafiği paylaşmıştım. Aylıktaki bir grafik bir pin bırakmıştı. Bir test aşamasında yeniden satıcı grubu aşağı düşebilir demiştik. Fakat bölge içerisine bu paritede oturdu. O yüzden bölgenin altında bir kapanış olursa özellikle de şu mum çubuğu aşağı doğru keserse bir engulf oluşursa o zaman burada artık satıcılar devrede diyebiliriz. Hep her defasında fiyat her yükseldiğinde bile satış bölge üzerinde bir kapanış olmadığı müddetçe satış fırsatı arayabiliriz. Sterlin Avusturya dolarıyla yani az önceki pariteyle birlikte hareket eden Sterlin Kanada doları. O da aynı şekilde bir arz bölgesine yani satıcılı bölgeye yaklaşmış durumda. Belli bir yükselmeden sonra buraya bir iğne bırakıp ya da bir engulf 4 saatlikte oluşup hızlıca aşağı düşebilir. Aşağıdaki seviyemiz 1.7082 seviyeleri. Yukarıda tepki alacağı dediğimiz bölgede 1.7490 1.75 seviyeleri düz rakam olarak telaffuz edilebilir. Kanada doları demişken dolar Kanada dolarına bakmak lazım. Şu bölge benim çok güvendiğim bir bölgeydi. Şu an Buradaki bobinin üzerinde bir kapanış henüz yok. Fakat yukarıdan bir yukarıdaki bölgeye bir iğne bırakıp aşağıda yani aşağıdaki bölgenin içerisinde kapandı. Redsword'un söylediği bir şey vardı. Böyle basamak halinde kademeli olarak arz ya da talep bölgesi oluştuğu zaman burada çok fazla tuzak oluşabilir demişti. O ne demek? Yani aşağıdaki bölgeden siz satış beklerken ki satış geldi dikkat ederseniz. Fakat 30-35 pips düştükten sonra yeniden yükseldi. Bu bir tuzak olarak değerlendirilebilir. Daha yukarıdaki bölgeden satıcı toplama manevrası olabilir. O yüzden burada nihai olarak bizim giriş seviyemiz burada yükselen takozun kırılması garanti olacak. Şuradaki bobinin aşağı kırılması garanti olacak. Belli bir geri çekilmede de işleme girilebilir. Stopu kısa tutmak için daha düşük zamanlarda bu değerlendirilebilir. Euro yen 4 saatlikte bakacağım. Şu an düşen bir trend ki bu düşen trend günlükte, haftalıkta, aylıkta hepsinde sağlam düşen bir trend var. O yüzden 4 saatlikte bir yataya bağlamış durumda. Bir bant hareketi yapıyor. Bu bant çoğu zaman söylenen şudur. Düşen bir trendse aşağı doğru kırılma ihtimali de yüksektir. Çünkü trend de aşağı doğru zaten. O yüzden aşağı doğru bir kırılım beklemek Doğru olacak fakat kırılım olmadan bir harekete geçmek yanlış olacak. Eğer eğer yukarı doğru kırılırsa yukarıda saatlikteki bölge var. Bir bobinli hacimli düşen bölge. 121 40 seviyeleri orası takip edilmeli. Aşağı doğru düşerse aşağıda günlükte daha önce çizdiğimiz bir bölge vardır. Şu pim var bırakıldığı zaman çizmiştik onu. Oraya kadar gelmeden yeniden pimbarlarla yükselmişti. Şimdi o seviyeyi artık 117 717 olarak yeniden söyleyebiliriz. Burada bir alıcı grubunun olduğunu kesinlikle düşünüyoruz. Buraya düştüğü zaman yeniden fiyat hızlı bir şekilde yükselebilir. Euro sterlin paritesi eğer şuradaki bölgeyi benim gibi çizen varsa o arkadaşları tebrik ediyorum. Çünkü burası bir bobindi. Hacimli yükselmişti, iğne atılmıştı ve o bobin tekrar aşağı doğru oluştu. Hacimli düşüş. Yani şu iğne olmasa bile, şuradaki bobin olmasa bile şuradaki hacimli düşüşten ve bobinden dolayı, engulftan dolayı burası çizilip beklenmeliydi. Sterlin dolarla aynı zamanda şu pin bar burada oluştu ve ardına bakmadan burada bir düşüş gerçekleşti. Şu trend çizgisini neden çizdim? İğnelere hesaba katmadan sadece açılış ve kapanışları baz alarak çizdim ve bu trend çizgisi de kırılmamış yukarı doğru kırılmamış oldu ve trendin gücünü burada şu şekilde görebilirsiniz. Trend çizgisine fiyatın her dokunuşunda şöyle boşluklar meydana geliyor dikkat ederseniz. Dokunuyor, düşüyor, tekrar çıkıyor. Burada boşluklara düşünün. Boşluklar her seferinde genişliyor ve buradaki dairenin büyüklüğüne bakın. Artık trendin daha da büyüdüğünü, daha da kuvvetlendiğini burada görebiliyoruz. O yüzden fiyat buraya girdiği zaman düşüşü destekleyen bir şeyi aramak gerekiyor. Ki burada da bu pinbarın oluşması sağlam bir düşüşe ön ayak olmuş oldu. Aşağıda şimdi takip edeceğimiz bir bölge var ki o bölge yükselişin başladığı bir engulf, bir bobin olarak söyleyebiliriz. 0, 83, 63 seviyesi korelasyonla birlikte bu seviye takip edilebilir. Sterling yem paritesi burası bir talep bölgesi dikkat ederseniz hem gapin oluştu, hem bobinin oluştu, hem sağlam bir mum çubuğun buradan ayrıldığı bir bölge. O yüzden bu bölge test edildiği zaman buraya iğne bırakılmış, yükselmiş. Pimbar bırakılmış, yükselmiş ve yeniden Sterlin dolar aşağıda pimbar bıraktığı zaman, Euro Sterlin yukarıda pimbar bıraktığı zaman bu da güzel bir pimbar bırakarak yukarı doğru hareketine devam etmiş ve bu hareketin bir müddet daha devam edeceğini düşünüyorum. Belli bir geri çekilmede, fiyat eğer geri çekilirse şuradaki geniş bölge önemli. Bu geniş bölgeden yeniden bir tepki alıp çünkü şuradaki 3 iğne bir miktar aşağı düşeceğini gösteriyor. Buradan yeniden tepki alıp yukarıdaki seviyeye kadar ki bu bölgede aynı Euro sterlinde olduğu gibi o aşağıda oluşmuştu. Bu da yukarıda oluşan bir bölge. Buraya çıkıp buradan ikisi birlikte çoğu zaman 145-43 seviyelerinden bir düşüş gerçekleşebilir. Bu şekilde takip edilmeli. Dolar yen partisini uzunca söylemeyeceğim. Bu üçgenin aylıkta kırılması lazım. Yukarıda ve aşağıda bölgelerimiz var. E, tabii ki aylık olduğu için geniş bölgelerimiz. 120-155 seviyesi. Bu bölgede 104-180 seviyesi. Buradan tepkilerini alıyor. Yukarıya da aşağı kırılımdan sonra uzun vadede yönü takip etmek daha da kolay olacak. Euro Yeni Zelanda doları. Euro'nun güçlenmesiyle birlikte Euro dolarda olduğu gibi Euro yende olduğu gibi Fiyat yine buradaki bölgenin içerisine oturmuş durumda. Bu bölge güzel bir bölge. Talep bölgesi. Dikkat ederseniz fiyat yukarı hacimli yükselmiş bobin yapmış. Tekrar test etmiş. Gepli bir şekilde bobin yaptıktan sonra aşağı doğru hareketlenmiş. Fiyat ilk defa bu hareket olduktan sonra buraya uğradı. Ziyaret etti. O yüzden buradan bir tepkiyle birlikte aşağı düşmesini bekliyoruz. Fakat daha düşük zaman dilimlerinde 4 saatlikte saatlikte burada güzel bir oluşum görmek yarım saatlikte sağlam hacimli bir mum çubuk görmek gerekiyor ki buradaki satıcıların devreye girdiğini söyleyebilirim. Eğer yukarı doğru kırılırsa Yukarıdaki günlükteki bobinimiz şu bölgeyi takip edeceğiz ki 1.73 30 seviyeler olacak. Daha önce test edilmiş bir bölge yani satıcı olduğunu biliyoruz. Satıcıyı bulmuştu. Yeniden buraya geldiği zaman satıcı bulabilir. Euro Yeni Zelanda dolarıyla ters hareket eden Yeni Zelanda doları dolar paritesi ki o da aynı şekilde tam ters olarak bobin iğneler tekrar iğneler gepli bir şekilde yükselişin olduğu bir bölge. O da o bölgeye yaklaşmış durumda. Fakat Euro Yeni Zelanda'da olduğu gibi sağlam büyük bir mum çubukla yaklaşmadı dikkat ederseniz. Eğer öyle bir mum çubuk olsa bölgenin daha da altına inmiş olacaktı. Fakat o hareket Euro ile alakalıydı. Yeni Zelanda doları buraya yaklaşmış durumda. Pazartesi salı belki bu bölgeye bir iğne bırakıp bu bölgeden tekrar yükselişini şuradaki gepli bölgeye kadar ki o bölge 0.65-77 seviyesi olacak oraya kadar bir yükseliş gerçekleştirebilir. Şu bölgeyi çizmek isteyenler için bant aralığı 0.6450 ve aşağıdaki bir seviye ise 0.6425 olacak. Kripto ile alakalı Bitcoin analizi yapacağım. Diğer coinleri peşine takıp yükselen ya da düşen bir coin çünkü. Burada iki seviye var. Birincisi fiyatın şu an yakınında olduğu bir seviye. Düz rakam olarak 9000'i telaffuz edebiliriz. Aşağıdakini de 8000 olarak telaffuz edebiliriz. Aşağıdaki alt bandı olarak 8040, üst bandı 8145. Yukarıdaki 9065 seviyesi ile 8920 seviyesi aralı. Buraya fiyat düştüğü zaman yeniden bir alıcı bulabilir. İkisi de bobin, ikisinde de Hacimli yükseliş yani talebin çok olduğunu gösteren işaretler var. O yüzden bu bölgeler aşağı kırılmadan satış düşünmek yanlış. Bölgelerin üzerinde kaldıkça da fiyatın yükseleceğini düşünebiliriz. Yükseldiği zaman tepede takip edeceğimiz bölge ise 10120 seviyesi olacak. Hem gap kapanmış olacak, hem bobinden sonra sağlam düşüşün olduğu bölgede bir miktar kar realizesi olacak diye düşünüyorum. Burada bizi düşündüren şey şu sadece Böyle bir tepe noktasında tepede hiç iğne olmadan altlarında da iğne olan mum çubukların oluşması Bitcoin'de. O yüzden bu iğnesiz başlar yukarı geçildiği zaman daha hızlı bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Geçilmediği müddetçe de bu bölge yeniden test edilebilir. Brent ile alakalı daha önce bir arkadaş Twitter'da yorum yazmıştı. Bir yükseliş olabilir düşüncesindeydik. Fakat trend çok sağlam bir şekilde hızlı bir şekilde fiyat düşüşüne devam etti. Şimdi düştüğü noktada daha önce oluşan bir iğne, bir pimbar ve burada bir pimbar oluşmuş olsa bile o bölge hacimli bir mum çubukla doldurulmuş durumda. O yüzden bölgenin üzerine bir çıkış, aynı şu pimbarda olduğu gibi şu kırmızı mumu özellikle yutan bir mum çubuk burada oluşursa burada yeniden alıcılar devreye girdi diyebiliriz. Fakat 55-59 altlarında altında bir kapanış olursa hareketin yeniden aşağı doğru devam edeceğini söyleyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda tekrar görüşmek üzere. Stop kullanmayı unutmayın. Lot miktarınızı kesinlikle artırmayın. Risk getiri oranınıza dikkat edin. Para yönetimini kesinlikle elden bırakmayın. Kendinize iyi bakın.